son dönemde klasik bence çarpıtmalardan, hatta saptırmalardan bir tanesidir. Ben bunu şöyle görüyorum. Sanırım biraz olayı farklı bir boyuta götürüyorlar. Örneğin görüntülerle örnek vermek lazım aslında. Öncelikle bir kere gazetelerde şunu öğreniyoruz. Daha 28'in hemen ilk Kasım ayından sonraki dönemdeki okul açılışından şunu öğreniyoruz ki 8-9 milyona yakın alfabe basılıyor. Okul öğrencilerinin birinci, ikinci sınıflarında okuyabileceği okul kitaplarının hepsi hazırlanıyor. Bir, iki, kültürümüzden kopmadığımıza gelelim. Bugün Bursa'da bir kitap fuarında gazeteci anlatır. Önümde 3 tane genç liseli kız kitap arıyorlardı. Aşkı Memnu'yu gördüler der. Birden ya bunun kitabı ne zaman çıkmış dediler der. Gazeteci tabi bunu biraz ironi olarak tiye almış. Aşkı Memnu dizisinden etkileniyor tabi gençler ama bunun 1900 yılında basılı bir kitap olduğunu farkında değil gençlerimiz. O nedenle bunun farkında olmadıkları için de bu tür yalanlara inanabiliyorlar. Bakın Aşkı Memnu Halit Ziya tarafından 1900 yılında Arap harfleriyle basılmıştır. Ve bugün istediğiniz yere gidin, istediğiniz kitapçıya gidin, Aşkı Memnu'yu sorun, o kitabı bulursunuz. Hem de yeni harflerimizle. Çünkü 35 sonrası bunların hepsi çevrildi. Özellikle Hasan Ali Yücel zamanında 40'lı yıllardan sonra bu eserlerin hepsi çevrildi. Kültürümüzden kopma diye bir şey yok. Bir örnek daha vereyim size. Ki kültürümüzün ortasıdır herhalde değil mi? Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Basım tarihi 1918'dir. Yani yine Arap harfleriyle basılmıştır. Yani kültürümüzden kopmuş olsaydık Ziya Gökalp'in bu eserinin bugün kütüphanelerimizde veya kitapçılarımızın pavyonlarında olmaması gerekiyor idi. Bir örnek daha verelim. Namık Kemal 1873 yılında ilk baskısını Arap harfleriyle yazmış olduğu meşhur Vatan Yahut Silsile kitabı. Yani bu kitapların hepsi bizim kültürümüz ve hepsi 35'lerden sonra yeni harfleri çevrilerek günümüze kadar getirilmiş. Hatta Aşk-ı Memnu gibi bugün bence hiç kitabıyla ilgisi olmayan birçok dizilere dahi konu olabilmiş noktadadır. Bu nedenle kültürümüzden kopmuş şeklindeki suçlamanın ben tamamen çarpıtma olduğunu düşünüyorum. Bunun kanıtları da herhalde bu kitaplarla da ortaya çıkıyor zaten.